Merhaba gençler. MEP testlerine kaldığım yerden devam ediyorum. 32. soruyu çözmüştüm 17. dersimizde. Bugün kümelerle ilgili gençler 18. dersimize başlıyor. Şimdi 5 eleman A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde ne 1 ne de 2 bulunur? Yani bunları ne yapacağız gençler? Çıkaracağız. Basit bir soruyla başlamış olalım. İkisi de bulunmasın deniyor. Kalan 3 elemanla gençler neler oluşturmayı düşünüyorduk? Alt kümeler değil mi? Kalan 3 elemanla kaç alt küme oluşur gençler? 2 üzeri 3 cevabımız ne olur? 8 olarak bulunmuş olur. Evet, şimdi devam edeceğim gençler. Niye geçmedi bu bakayım? Dondu mu tahta? Bir saniye bakayım. Allah Allah. Heh, geçti. Şimdi güzel bir soru var gençler. Orijinal bir soru. Şimdi elemanlarımız neyden başlıyor bakın? Pozitif tam sayılar diyor ya gençler. Birden başlıyor. 650'ye kadar gidiyoruz. Yani 600 kaça kadar gideceğiz gençler? 49'a kadar giden bir kalabalık bir A kümesi var. 649 eleman. Kaç tanesi demiş? Bu kümenin elemanlarından kaç tanesi 7 veya 6'ya tam bölünür? 4'e bölünemez demiş gençler. Şimdi bu tarz soru daha önce bir kez çözmüştük. Güzel bir soru olduğunu hatırlayacaksınız şimdi. Gençler şöyle yapacağız. Bakın. Yolumuz biraz uzun olacak şimdi ama, tamam mı? Evet, şimdi burada biz 7'ye bölünenleri alacağız gençler. 6'ya bölünenleri alacağız. Sonra neye bölünenleri alacağız gençler? Bir de 4'e bölünenleri de düşüneceğiz. Şimdi 3'üne birden bölünen. Şöyle bir şey diyeceğim bakın gençler. 4, 6 ve 7'ye bölünebilen bir sayı. Neyin katı olur gençler bakın? Bunların ortak katı ne olur? 84. Şimdi ne yapalım biz o zaman gençler? Buradaki 649'u neye böleceğiz gençler? 84'e böleceğiz ya. Ben direkt söyleyeyim size. Bunun içerisinde 84 gençler 7 kere var. Yani o zaman şu ortaya ne yazacağım? Bakın ben 7. Oradan başladık. Şimdi gençler hem 6'ya hem 7'ye bölünenleri bulalım. Hem 6'ya hem 7'ye bölünenler. Hem 6'ya hem 7'ye bölünenler ne olacak gençler? 6 kere 7 neyin katları olacak? 42'nin katları olacak. Şimdi 649'u şimdi neye bölelim gençler? 42'ye böldüğümüz zaman gençler bu da 15 kez oluyor. O zaman şu 15'ten 7'yi çıkarırsak buraya ne yazarız gençler? 8. Şimdi neyi bulalım gençler? 7 ve 4'ün katlarını bulalım. 7 ve 4'ün katları ne olacak gençler? 28K olur. Şimdi 649'u neye böleceğiz gençler? Evet. 28'e böleceğiz. Bunu 28'e böldüğünüz zaman 23 tane değer çıkıyor gençler. 23'ten de 7'yi çıkarttığınız zaman buraya ne kalır bakın? 16. Şimdi bir yer daha lazım bize. O da 6 ve 4'ün ortak katları olan sayılar. Bunların ortak katı 24 değil gençler. En küçük ortak katına göre düşünüyorsunuz. 12 olur. Şimdi buradan da gençler 649'u neye bölersek? Evet. 12'ye bölersek buradan biraz daha fazla sayı çıkacak gençler. Bakalım. Kaç olur? 54 olur. Evet doğru. 54 olacak. 54'ten 7 çıkardığımız zaman gençler buraya kaç kalır bakın? 47. Şimdi bize neyi sormuştu? Bakın dikkat edin. Şimdi neyi sormuştu? Ona dikkat edelim. Şimdi 7 ve 6'ya bölünecek ama 4 ile bölünmeyecek. O zaman şurası kalacak elimizde. Şu bölge kalacak gençler. Burayı çıkarıp atmamız lazım. Yani şöyle hafifçe tararsam şu bölge kalıyor elimizde. Şurayı da dahil edeceğiz şöyle. Şu bölge kalacak elimizde. Ne yapacağız? 6 ve 7 ile bölünecek ama 4 ile tam bölünemeyecek. O zaman 7'nin katlarını bulalım gençler şimdi biz. 649'u neye bölelim gençler? 7'ye bölelim. 7'ye böldüğümüz zaman kaç geliyor bakın? 92. 92'den gençler şunları toplayın bakayım kaç yapar? 31 çıkarın. 92'den 31 çıkarın. Gençler geriye kaç kalır o zaman? 61. Şuraya 61 yazalım. Şimdi bir de gençler bu 649'u neye bölelim? 6'ya bölelim. 649'u 6'ya böldüğümüz zaman 108. Gençler 108'den de şuradaki ne oluyor bakalım? 54 kaç çıkaracağız gençler? 62 çıkaracağız. Geriye kaç kalır? 46. Evet. Şimdi bize sorulan taralı bölgede neler var? 61, 8 ve
46 var gençler. Bunları topladığımızda da totalde ne olur? Çözümümüz 115 olarak hesaplanmış olur. Bu güzel bir soruydu gençler. Evet. Devam edelim şimdi. Evet. Tam sayılar kümesinde bir bağıntı tanımlanmış gençler bakın. Bağıntı şöyle tanımlanmış. Zor değil gençler bu. Bakın beraber bakacağız. X virgül Y şeklindeki sıralı ikililerden oluşuyor. Y eşittir 2X artı M demiş. Bunu kapatayım. Şöyle dursun bu. Bir de 3 virgül eksi 5 bu bağıntının tersinin elemanıymış. Bakın bağıntının nesinin tersinin elemanı. Şimdi bağıntının tersinin elemanı ise bunların yerlerini değiştiririm. Eksi 5 virgül 3 de neyin elemanı olur gençler? Beta bağıntısının elemanı olur. Yani buraya ben X gördüğüm yere eksi 5, Y gördüğüm yere ne yazabilirim? 3. Y gördüğüm yere 3, X gördüğüm yere eksi 5 yazıyorum. O zaman gençler 3 eşittir ne oluyor bakın? Eksi 10 artı M oluyor. Eksi 10'u da buraya attığımız zaman gençler bu fonksiyona giriş kısmı bağıntı bağlamında gençler. Sıralı ikiliyi ne yapıyoruz? Bağıntıda yerine yazıyoruz. Yani yaptığımız çok farklı bir işlem yok gençler burada. Cevabımız Denizli. Evet devam edelim. Şimdi herhangi iki ardışık sayı içermeyen kaç alt kümesi vardır diyor ya gençler. Burada şöyle bir formül yazacağım. N eleman için gençler. N eleman için tamam mı? AN eşittir. AN eksi 1 artı AN eksi 2 diye bir açılımımız var. Bu kümenin gençler neyde kullanıldığını biliyor muyuz? Bu bir Fibonacci sayı dizisi. Bu soruda onu kullanacağım. Fibonacci'yi daha önce duymuş olabilirsiniz. Bir Fibonacci sayı dizisi oluşuyor gençler buradan. Ne yapıyor? Bir kümenin herhangi iki ardışık sayı içermeyen kaç alt kümesi vardır diye bir soruyla karşılaştığımız zaman gençler eleman sayısı n ise an eşittir an eksi 1 artı an eksi 2 şeklinde bir formül kullanıyoruz biz. Bu formülün nasıl geliştiğini ben size şimdi hatırlatacağım bakın. Şimdi n'i 0 aldığımız zaman gençler bakın hatırlayalım şimdi. N'i 0 alalım. N'i 0 aldığımız zaman neyi almış oluyoruz aslında biz? Boş kümeyi almış oluyoruz. Tamam mı? Boş küme. Bir tane küme var bakın. N eşittir 0 için ne oluyor? A 0 1 oluyor gençler. Şey düşünün yani eleman sayısına göre ne yapalım dedik? Oluşan alt kümeler. Şimdi ben N'i 1 alsam gençler. Bir elemanlı bir küme düşünelim. Bir elemanlı bir küme düşünelim gençler. Şöyle bir elemanlı bir küme düşünelim. Bir de boş küme. O zaman gençler A 1 ne olacak? 2 tane ayrı küme olacak. Şimdi N'i 2 düşünelim gençler. Buradan 1 olabilir, 2 olabilir. 2 elemanımız var ya bir de boş küme olacak. Buradan da A2 ne olmuş oldu gençler bakın. A1 ile A0'ın toplamı olmuş oldu. Gördünüz mü? Yani kaç oldu? 3 oldu. Şimdi ben buradan A3 yazsam gençler bakın ne olacak? A2 ile A1'i toplayacağım. Kaç olacak gençler? 5 olacak. Şimdi A4'ü bulsam gençler tamam mı? A4'ü bulmuş olsam A3 ile A2'yi toplayacağım. Kaç olacak gençler? 8 olacak. Şimdi A5'i bulmaya çalışsam A4 ile A3'ü toplayacağım gençler. Son 2'yi topluyoruz değil mi? 13 olacak. Sonra 13 ile 8'i toplayacağız gençler. Şimdi A6'yı nasıl bulacağım o zaman? 13 ile 8'i toplayın kaç yapar? 21. A7'yi nasıl bulacağız gençler? 21 ile 13'ü toplayın. Kaç olur? 34. A8'i bulun gençler. 55. Buradan da 9 elemanımız var diye gençler. A9 da buradan kaç olur bakın? 89 olarak ne yapar? Bulunur. Aslında bu Fibonacci sayı dizisinin elemanlarını elde etme yöntemi. Cevabımız ne olur gençler? Edirne bu deftere alınacak. Evet bu güzel bir soru. Yani bir kümenin herhangi iki ardışık sayı içermeyen alt kümelerini biz gençler 1, 2 sonra 1 ile 2'yi toplayıp 3, 3 ile 2'yi toplayıp 5, 5 ile 3'ü toplayıp 8, 8 ile 5'i toplayıp 13, 13 ile 8'i toplayıp 21, 21 ile 13'ü toplayıp 34, 21 ile 34'ü toplayıp 55, 55 ile 34'ü toplayıp 89 olarak böyle bir zincir oluşturarak Fibonacci sayı dizisinin terimlerini oluşturarak hesaplıyoruz gençler. Cevabımız Edirne. Evet. Şimdi bu kümede ne demiş gençler? Bir doğal sayılar kümesi verilmiş. Bir açayım ben bunu.
50'ye kadar ya, doğal sayılar neyden başlıyor gençler? 0, 1, 2, 3 diye devam ediyoruz. 50'ye kadar gidecekmiş, 49. Kaç tane elemanımız var gençler? 50 tane elemanımız var. Çünkü burada neyi de düşünüyorsunuz? 0 da bir doğal sayı. Şimdi buradan demiş ki bu kümenin elemanlarından kaç tanesi ne 2 ne de 3 ile bölünür? Ne 2 ne 3 ile derken 2 kere 3, 6 ile ne yapsın gençler? Bölünmesin. Biz o zaman burada 6'nın katı olanları bulalım gençler. 6'nın katı olanlar ne olur bakın? 6'nın katları dediğimiz zaman 0, 6, 12 kaça kadar gideriz gençler? 48'e kadar gideriz. Bu şekilde 6 kere 8, 48. Buradan da kaç tane eleman oluşur gençler? 9 tane. Bu 50'den de neyi çıkarırsanız? 9'u çıkarırsanız 6 ile bölünmeyen, ne 2'ye ne 3'e bölünmeyen gençler? 41 tane neye bulunmuş olur eleman? 41 kere maşallah. Evet, cevabımız oluşmuş oldu. Şimdi alt kümelerindeki elemanların sayı değerleri toplamı, bu da deftere alınacak gençler. Şimdi buradaki mantık şu. Eleman sayısının gençler, şöyle diyeyim. Formül olarak yazayım daha iyi anlarsınız. En elemanlı bir kümenin gençler. Tüm alt kümelerindeki elemanların sayı değerleri toplamını bulurken 2 üzeri n-1 ile elemanlar toplamını çarpıyoruz. Elemanlar neyini çarpıyoruz? Toplamını. Bu bir kural. Şimdi onun ispatıyla zaman harcamayacağım. Ben pratik olarak bileceksiniz bunu. Ne yapacaksınız? En elemanlı bir kümenin alt kümelerindeki elemanların sayı değerleri toplamı. Tabii gençler, elemanların ne olması lazım? Bu şekilde sayılar olması lazım. Tamam mı? Sayma sayıları olması lazım. Sayma sayılarından oluşan bir küme ile oluşturulabilecek alt kümelerdeki elemanların sayı değerleri toplamı nasıl hesaplanıyormuş? Bu kümenin elemanları toplamı eleman sayısının 1-2'nin kuvveti yapılıp çarpılarak hesaplanıyor gençler. Burada kaç elemanımız var bakın? 7. O zaman 2 üzeri 7-1 formülde yerine yazıyorum şimdi. Bir de gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'yi topluyorum. Bakın MEP kitabındaki güzel örneklerden bir tanesi de bu gençler, tamam mı? Bir örneğim daha olacak şimdi. Evet. Buradan 2 üzeri 6 ne yapar? 64. Burası gençler 28 yapar. 28 ile neyi çarpacaksınız? 64'ü çarptığınız zaman gençler 1792 sonucunu elde ederiz. Cevabımız Ceyhan. Evet, bir örneğim daha var MEP'ten. Şimdi bir sınıftaki öğrencilerden bu soru da güzel. Bunu da defter alın. Bir öncekini alın demiştim değil mi? Evet, bunu da alalım gençler. Öğrencilerden kimya dersinden geçen herkes edebiyat dersinden geçmiştir. Şimdi kimyadan geçen herkes edebiyattan geçmişse gençler, kimya edebiyatın nesi olur? Alt kümesi. Bakın. Kimya edebiyatın alt kümesi. Edebiyat oraya yazmayayım bir saniye gençler. Şu tarafa yazalım. Şöyle şuraya yazayım. Karışabilirim. Şimdi devam edelim. Bu sınıfta matematik ve kimya dersinden geçen öğrenci bulunmamaktadır. Bakın, matematik ve kimya dersinden geçen bulunmamaktadır. Ne demek gençler? Matematik ve kimyanın ortak elemanı yok. Bakın, matematik ve kimyanın ortak elemanı yok. Ama bu edebiyatla matematiğin ortak elemanı yok anlamına gelmez. Bakın ne yaptık? Sınıftaki kimya dersinden geçen herkes edebiyattan geçmiş oldu. Ama matematik ve kimya dersinin ikisinden geçen, yani kimya ve matematiğin kesişimi yok gençler. Evet. Şimdi burada kaç bölge oluştu bakın. Bakalım sırayla gençler. Şuraya bir A bölgesi diyelim. B bölgesi diyelim. C bölgesi diyelim. D bölgesi. 4 tane bölgemiz oluştu. Dışarıda kimse bırakmadım. En çok 1 dediğimiz zaman gençler. En çok 1 dediğimiz zaman. En çok 1. Bakın. Burada dışarıda kimse yok ya. Birinden geçenleri düşünüyorsunuz. Buradan ne gelir gençler? A ve C ortak bölge ya, B artı D gelir. Tamam mı? En çok 1 dediğimiz zaman ne geldi aklımıza? B artı D. Bunu kaç vermiş gençler? 15. Edebiyat dersinden geçip kimya dersinden kalan. Edebiyat dersinden geçip kimyadan kalan demiş gençler. O zaman kimyanın dışında ne var? Bakın görüyor musunuz? Kimyanın dışında B artı C var. Bunu kaç vermiş gençler? Edebiyat dersinden geçip kimya dersinden kalanı 7. Kimya dersinden kalan derken kimyanın dışındaki BCD'yi vermiş gençler. Kimyanın dışındakileri vermiş. Bir de BCD, kimya dersinden kalan diyor. Bakın birincisi de ama ne demişti? Edebiyat dersinden geçip kimyadan kalan. Yani B artı C. Direkt kimyadan kalan deyince BCD gelecek aklınıza. Bunu da kaç vermiş bize? 18. Şimdi gençler bir şey yapacağım. Bakın takip edin. Şu üstteki işleme dikkat edin şimdi. Şu üstteki işleme dikkat edin. Evet, buradan şu BCD'yi alalım şöyle. BCD'nin toplamı kaçtı gençler?
18. Bu ikisinin toplamı kaç bakın? 22. 22'den 18'i çıkarırsanız burada bulacağınız 4 nedir gençler? Evet, B'dir. Bize sadece edebiyat dersinden geçeni soruyor. Bakın sadece edebiyat dersinden geçen şurasıdır gençler. Yani nedir cevabımız? Evet, B'dir. Yani cevabımız ne o zaman gençler? 4 olarak bulunmuş olur. Evet, şimdi gençler birkaç tane de diğer bir teste geçeceğim. Yeni bir teste oradan sorular çözeceğim. Bakın başlayalım. Burada nelerimiz var? Problemler kısmına geçtik. Şimdi iki problem testim var. Sonra ondan sonra gençler bu kartezyen çarpımla ilgili bir testimiz olacak. Sonra da karma test çözeceğiz yine. Tamam. Evet. Şimdi kesişenlik küme çizelim. Evet. Bunu 11. derste anlatmıştık. Hatırlayın. 11. ders. Bugün kaçıncı dersimiz oldu gençler? 18. dersimiz oldu. Şimdi matematik veya Türkçe kursu. Matematik veya Türkçe kurslarından birisine katılmaktaymış kişiler. Ne yapıyor? Bir sınıftaki öğrencilerin hepsi matematik veya Türkçe kurslarından birine katılıyor. 22 kişi matematik gençler. 10 kişi Türkçe. Görüyor muyuz? Evet. 4 kişi de hem Türkçe hem matematik. Buraya 4 yazdık. 20'den çıkardık. Buraya 16 kaldı. Buraya da 6 kaldı. Buna göre sınıf mevcudunu sormuş gençler. Cevabımız direkt ne oldu? Artık alıştık değil mi? 26 Adana. Evet. Şimdi devam ediyorum gençler. Şimdi bir bakayım az. 22'den hata yapmışız gençler. Şurayı düzelteyim pardon. Geri alalım az şunu. Evet. 22 doğru da şurada 16 çıkarınca burada kaç kalacaktı gençler? 18 kalacaktı değil mi? Orada işlem hatası yapmışım. Düzelteyim onu gençler. Evet. Şunu da düzeltelim. Sildik ama önemli değil. Onu yazarız biz. Şöyle. Şurada işlem hatası yapmışım. Onu düzelteyim gençler. Evet. 22'den 4 çıkarınca kaç kalacaktı? 18 kalacaktı. 22. Cevabımız ne olacaktı gençler? 28. Yani 22'den 4 çıkardık 18. 10'dan 4 çıkardık 6. 28 olacaktı. Cevabımız ne olacaktı? Bursa. Evet. Düzelttim. Devam edelim. Şimdi 30 kişilik sınıfta herkes en az bir dersten proje ödevi almış olup matematik dersinden proje ödevi alan demiş. Bir de Türkçe dersinden benzer bir soru şablonu var karşımızda. Hemen ben şimdi kesişen iki küme çiziyorum gençler. Çizdim. Kümelerden bir tanesine ne dedik gençler? Matematik. Diğerine ne dedik? Yine Türkçe. 30 kaç kişilik sınıfta bu? 30 kişilik bir sınıf gençler. Bu sınıftan 23 öğrenci neyden? Matematik dersinden proje almış. Evet. Türkçe dersinden proje alan 14 kişi var gençler. Evet. Buna göre bu sınıfta hem matematik hem Türkçe dersinden proje ödevi alan kaç kişi var? Topladığımız zaman bura kaç yapar gençler? 37. Şu bölgeyi iki kez topladık değil mi? 30 çıkaralım ondan. O zaman her iki dersten proje ödevi alan kaç kişi kalmış olur elimizde gençler? 7 cevabımız da olur Deniz'de. Evet devam edelim. Bir sınıftaki öğrenciler gençler basketbol ya da voleybol sporlarından en az birini yapmaktadırlar. Şimdi o zaman kesişen kümelerimi çizeyim yine ben. Çizeyim şöyle gençler. Evet. Ne yazacağız buraya? Basketbol ve voleybol. Evet. Şimdi sınıfta basketbol ve voleybol oynayan öğrenci sayısı 6. İkisini oynayan. Yalnız basketbol oynayan 10 kişi var gençler. Onu da yazdık. Sınıftaki öğrenci sayısı kaçmış gençler toplamda? 26 ise buraya kaç kalır gençler o zaman? 10 kalır. Sınıfta yalnız voleybol oynayan kişi sayısını sormuş bize. Cevabımız 10 olarak gözükür. Cevabımız ne olur gençler? Edirne. Şimdi 4. Herkesin müzik veya dans kurslarından en az birine gittiği bir iş yerinde çalışanların 15 tanesi. Bir saniye. Çizelim kümelerimizi gençler. Evet. Çizdik. Şimdi ne kursuna gidiyorlardı gençler? Müzik ve dans kurslarına. Evet. Evet. Şimdi çalışanların 15'i müzik. 12 tanesi dans kursuna gidiyor gençler. 3 tanesi hem dans hem müzik kursuna gidiyor. Buraya kaç kalır o zaman 12? Buraya kaç kalır gençler? 9. Bu iş yerinde çalışan kişi sayısını sormuş gençler bize. Kaç olur? Cevabımız kaç olarak bulunmuş olur? 24 olarak bulunur. Bir soru daha alıp bitiriyorum gençler. Evet. Bir sınıfta hem futbol hem voleybol oynayanların sayısı 4. Şimdi o zaman şöyle küme çizelim. Şimdi gençler, futbol veya voleybol diyor. Yani futbol hem voleybol oynayanlar 4 kişiymiş.
Bunlardan en az birini oynayanlar dediği zaman gençler birleşimi veriyor bize. Kaç vermiş? 21. Futbol oynayanların sayısı voleybol oynayanlardan kaç fazlaymış gençler? 3 fazlaymış. Yani şuraya voleybola x dersek buraya kaç seçeceğiz? X artı 4 ya. Bu ondan 3 fazla olacak. Ne olması lazım gençler? X artı 7. Yani buraya ne koymamız lazım? X artı 3. Bu sınıfta voleybol oynayan kaç kişi vardır demiş. Gençler buradan 2x artı 7 21 yaparsak 2x neye eşit olur? 14x kaç olur gençler? 7. Voleybol oynayan kişi sayısını sormuş da 7 artı 4'ü. Yani bize kaçı soruyor gençler? 11. Evet, burada dersimizi bitiriyorum.